arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Şimdi geldik akarsu şekillerine. O küçük molamızı verdik. Sizler dinlendiniz, bir güzel kendinize geldiniz. Şimdi akarsu şekilleri ve diğer rüzgar, buzul şekilleri, kıyı tipleri, karstikler diye devam edeceğiz. Öncelikle akarsu şekilleri denildiğinde, yani bugün en etkili dış kuvvet olan akarsular bizde yeryüzünde çok fazla yapı eser bırakmışlardır. Bu bıraktığı eserlerden bir tanesi plato dediğimiz sistemdir arkadaşlar. Plato, bakınız bir yüzeyde gördüğünüz üzere bir tabakalanma var, bir yataylık söz konusu. Malzeme buraya birikmiş. Biriktikten sonrasında şuralarda görmüş olduğunuz yarıklar oluşmuş. Bu yarıkları akarsular yapmış. Biz ne diyorduk? Plato dediğin akarsular tarafından etrafı yarılmış, çevreye göre yüksekte kalmış düzlükler, büyük düzlüklere plato deniliyormuş bu anlamda. Bunların bazı küçük versiyonları da vardır. Mesela plato kadar büyük olmayıp da yine böyle ortalıkta kalmış olan mesa. Aslında bu senin evdeki masa diyorum ya, aslında evdeki masa demek. O ortada kalmış bir tane. Mesela bunların daha küçüğü vardır. En küçük kalan parça büt. Büt diye geçer. Zaten ben şey derim, bu en sona kalmış en küçük parça büte kalmış bu. Hani en sona büte kalırsın ya, bu da en sona kalan büte kalmış parça. Böyle bir plato yapısı içerisinde bu şekilde yer alır. Türkiye'de de yer yer bunlara rastlanır. Kırgıbayır bir diğer şeklimiz. Kırgıbayır diğer adıyla Badlands diye de bilinir arkadaşlar. İngilizce adıyla hitap edilir. Badlands. Lens arazi, bad kötü, yani kötü araziler, işe yaramaz araziler. Çünkü tarım marım yapamıyorsun ya bunlarda, o yüzden bad lens, kötü arazi diye isimlendirilmiş. Kırgıbayır yapısı bu görmüş olduğunuz Ankara Nallıhan ilçesinde yer alır. Nallıhan kuş cenneti diye bilinen yerde. Görmüş olduğunuz farklı renkleriyle, renkli renkli tepeler, o tabii şeyi gösteriyor. Hocam niye böyle renkli renkli diye. Dikkat ederseniz orada bir zamanda tabakalanma yaşanmış, tortulanma. Tortulanma yaşanırken farklı dönemlerde, farklı iklim koşullarına bağlı oradaki yapının rengi değişmiş. Yani mesela alttaki kil yapısı vardır. Mesela bu kil yapısı göl tabanlarında kil birikiminde. Özellikle neojen denilen bir jeolojik dönem vardır. O dönemde Anadolu'daki çoğu göl ortamında neojen killeri birikmiştir. Mesela o kil üstüne geliyor, sonra kum taşı birikiyor. O farklı bir renkte geliyor. İklim biraz böyle sıcak kuraksa kırmızı renkli geliyor. Böyle sonradan renkli renkli tepeler ortaya çıkıyor. Yani onun sebebi de bu. Tamamen böyle bir genel kültürü olsun diye, ya da kafanızda bir merak konusuysa onu giderme açısından. Niye böyle olmuş diye. Kırgıbayır'a dikkat ederseniz bitkisiz, kurak bir yüzey, çorak bir arazi. Sel suları bunları böyle dilik dilik yapıyor. Dildikten sonrasında bakıyorsun hiçbir işe yaramayan bir arazi çıkıyor. Özellikle Çanakkale'de çok yaygındır. Kapadokya çevresinde, Nevşehir çevresinde o peribacalarının şapkasız olup da şapkalar düştükten sonra da onlar yarık yarık olmaya başlar. Ya da peribacalarının o tepelik yerlerindeki arazi tamamen kırgıbayırlardır. Pek işe yaramazlar. Yine peribacası arkadaşlar aslında hem volkanizma etkisi var burada, çünkü tüfleri çıkarttı volkanizma, hem akarsu hem de rüzgar, bunların etkisiyle oluştu. Çünkü önce volkanizmaya bağlı burada bulunan göller, Kapadokya çevresinde arkadaşlar 3. zamanda bir göl vardı. Çünkü biz Tetis Okyanusu'ndan çıktıktan sonrasında çoğu yerimiz aslında ıslak kaldı. Tetis'in içinden yükselirken Tetis'in bazı parçaları üstte göl olarak çıktılar. Kapadokya'nın çevresinde de bir büyük göl vardı. O gölün olduğu yer göl olarak dururken Erciyes ve Hasan dağları patladı. İçlerinden çıkardıkları külleri ve taşları, kayaları fırlattılar etrafa. O küller, taş, kayalar geldi gölün içine yağdılar. Gölün içine iyice böyle çamurlaştılar, kaldılar. Sonra yıllar yılı iklim kuraklaşıp da göl ortamdan çekilince, buharlaşıp uçunca o taş kaya tamamen orada katılaşmış halde kaldı. Sonra devreye yağmurlar girdi. Gece gündüz yağan yağmurlar burada etrafta ne varsa dayanımsız olan tüfleri aşındırmaya başladı. Ama şu şapka kısımları vardır ya, bakın şu şapkalar. Bu görmüş olduğunuz şapka kısımları volkanik bir ignimbirit adı verilen, bakın ignimbirit adı verilen bir kayadır aslında. Yani bunlara genelde bazalt mazalt diyenler oluyor ama tam bazalt değildir arkadaşlar. Bu biraz daha köpüklü bir yapıya sahip. İgnimbirit adı verilir bunlara. Bu ignimbiritler tüflere göre daha dayanımlıdır. Tıpkı şemsiye açmış gibi altta kalan parçayı korumuşlardır. Yağmur suları o şemsiyeleri parçalayamadığı için kenarlardan almışlardır. Sonra devreye rüzgar girer. Rüzgar zemine yakın yerlerde esip böyle bunları törpülemeye başlamış. Aşağıdan yukarıya törpüleye törpüleye sonuçta ortaya işte şu görsel çıkmış arkadaşlar. Yani yapı tamamen bundan ibaret. İşte bu peribacaları özellikle Kapadokya çevresi dediğimiz Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri hattında yaygın olarak bulunur. Bunlar volkanik oluşumlu olanlardır. Bir tane daha var. Benim bahsettiğim, aslında sizlerin de
herhalde bu vasıtayla bildiğiniz. Tabii ben burada renk şeyini niye alamıyorum? Gerçekten bozuk diye tahtayı bozmuş da olabilirim ben. Ya da benden önceki hocalarda. Emre hocamına bir dayanıyordum, hani şöyle bir şeyler yapıyordu. O ara belki şey yapmış olabilir. Kasları falan değmiş olabilir. Bilemiyorum ne olduğunu. Sizler görmüşsünüzdür o tekrar videolarında. Yok, can yok. Hiç gelmiyor. Şunu anlatmaya çalışacaktım. Rengim bir tek bunda kaldı. Kırmızı peribacalar olarak bildiğimiz bir yer var ya, ben söylemiştim size. Kırmızı peribacaları. Nerede? Kırmızı peribacaları Erzurum'da. Erzurum'un Narman ilçesinde kırmızı peribacaları diye geçen Erzurum Narman. Hatırlatayım. Şöyle demiştim hatta size. Nasıl kızarmış? Nar gibi kızarmış. Kırmızı nar gibi kızaranlar nerede? Narman'da diye böyle biliniz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, Narman'daki peribacaları volkanik değildir. Onlar kum taşından oluşmuştur. Bak, volkanik değil, onu söylemiş olayım. Ama Kapadokya volkanik. Evet, yine artistik bir hareketle. Şimdi oldu. Geliyoruz bir diğeri, şelale dev kazanı. Zaten şelale ve dev kazanları bir arada bulunurlar. Şelalelerden dökülen suların altta açmış olduğu çukurlara dev kazanısı adı verilir. Ve bu dev kazanı dediğimiz yapılar muhakkak şelale yapan bir akarsunun altında bulunur. Ha, her akarsuda büyük bir dev kazanı oluşacak diye bir kaide yok. Ne kadar yüksekten döküldüğüyle alakalıdır bu durumda. Herkesin dev kazanısı kendine göre. 3 metreden dökülen ona göre kazar, 20 metreden dökülen ona göre kazar. Ama genel anlamda Türkiye'de şelale oluşumları yaygındır. Çünkü Türkiye engebeli, kırıklı, dangul dungul bir yerdir. Dolayısıyla da ırmaklar akarken dümdüz yerlerden akmazlar. Genellikle böyle dangul dungul dökülerek akarlar. Dolayısıyla da altlarında bol miktarda şelale ve dev kazanı yapısı oluştururlar. Bu yüzden ben genellikle şelale dediğim oluşumlarda ya da bu fiziki oluşumların aynı zamanda beşeri ve ekonomik hayata yansımalarına dikkat edin istiyorum hep. Mesela peri bacası bir aslında turistik değerdir değil mi? Turizmde kullanılır. Peki plato görmeye gideniniz var mı? Haymana platosunu bir görsen bir görsen yani. Değil mi? Turist akın akın geliyorlar böyle. Japonlar geliyor. Haymana platosu. Böyle bir şey yok. Ama bir Kapadokya deyince akın akın gidiyorsun. Ya da bir şelale görmeye değil mi? Gidiyorsun. Çünkü dikkat çekiyor. İlginç geliyor. Öbürlerinin ilginçliği yok. O zaman şelale aynı zamanda bir turizm değeridir. Demek ki Türkiye'deki şöyle 3-5 tane meşhur şelaleyi de bilmekte fayda var. Antalya Manavgat olsun, Düden Şelalesi olsun değil mi? Ya da bakıyorsun Van'daki Muradiye Şelalesi, Erzurum'un Tortum Şelalesi, Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri ya da Sinop Tatlıca Erfelek Şelaleleri. Çok beğenmiştim ben gittiğimde. 7 katlı Erfelek Şelaleleri çok güzel yerlerdir. Akarsuların diğer aşındırma şeklinde bizi en etkileyen manasında şey değil, vadi, nasıl bir vadi, bu anlamda etkileyen değil, soru potansiyeli itibariyle bizi etkileyen bir tip ise vadidir. Dikkat çekici, çünkü hatırlarsanız şunu demiştim, Türkiye'de sayıca en çok yer şekli vadidir. Sayıca en çok yer şekli vadi. Çünkü bir akarsu peri bacası yapmamış olabilir, her yerde şelale oluşturmuyor da olabilir. Ama istisnasız her akarsuyun bir vadisi vardır. Öyle ya da böyle, ister çentik, ister boğaz, ister kanyon, ister tabanlı. Ne olursa olsun vadi olmazsa olmazdır. Çentik vadiler dediğimiz bunlara V şekilli vadi de denilir arkadaşlar. Şu şekilden dolayı bakın. O kadar dar derindir ki V harfine benzer. Dolayısıyla çentik vadi aynı zamanda V vadi şey diye de geçer. Aklınızda bulunsun. Genellikle bu vadiler neden böyle dar ve derin vadilerde? Çünkü şundan dolayı. Akarsu kaynağını aldığı yüksek sahalarda gücü kuvveti yerindeyken deli deli çağlar. Hal böyle olunca güçlü akarsuyun derine aşındırma gücü fazladır. Yani sürekli böyle eline hilti almış da zemini delip parçalıyormuş gibi hissedersiniz. İşte o yüzden de tabanı dar olan böyle bir vadi tipi ortaya çıkar. Bu kaynağını yeni almış, yüksekten dökülen güçlü kuvvetli akarsular içindir. İkinci vadi tipi boğaz vadidir. Boğaz aynı bizim boğazımız gibidir. Ağzın büyük, miden de büyük ama boğazın nasıl? Daracık. Sen buradan ağzından yutuyorsun. Midene geçecek o, ırmakla şöyle yapıyor. Kaynağını iç kesimlerden alıyor kara içinden. Şurada denize gidecek. Peki burada önüne bir dağ sırası engeli çıktığında ne yapıyor? Orada açabileceği en dar derin bir boğaz açıyor. Yeter ki diyor şunu yutkunacak kadar bir yer olsun yeter. İşte boğaz vadi dağların kıyıya paralel olduğu Akdeniz ve Karadeniz'de.
dağları yarıp da denize kavuşan akarsulara verilen isimdir. Bizim burada Boğaz vadileri genellikle Kızılırmak gibi, Yeşilırmak gibi, Sakarya, Fırat, Dicle gibi büyük ırmaklarımız. Çünkü bunların hepsi Anadolu'nun içinden kaynağını alıp kuzeyde ve güneydeki denizlere kavuşmak üzere gidiyor. Ama önüne paralel dağlar çıkıyorsa ne yapacak bu dağları? Yarıp geçecek. İşte o zaman birer ne açıyorlar kendilerine? Yutkunacak boğaz açıp geçiyorlar. İşte buna Boğaz Vadi denir. Bir diğer vadi tipi kanyon, basamaklı yapılara verdiğim isim. Volkanik arazilerde de görülür ama karstik arazilerde daha çok görebiliyoruz biz bu kanyon dediğimiz yapıyı. Kanyon kireç taşlarının olduğu arazilerde ırmak şöyle bir psikoloji içerisinde hareket eder. Neden basamak oluşuyor hocam? Niye böyle böyle? Şundan dolayı. Şimdi oradaki kireç taşlar dedik ya tabaka tabaka oluştular diye. Bu tabaka tabaka oluşan kireç taşlarında aslında dayanım açısından da daha sert olanı ve daha yumuşak olanı vardır. Irmağı şöyle hayal et. Ben ırmağım. Kireç taşının üstünde geziyorum. Bir yere geldim. Dedim bura yumuşakmış. Hop kazdım. Alta gelince dedi ki bura biraz sertmiş ya. Hop dedik yana kayayım. Biraz şuradan gideyim, biraz yana kayayım derken ırmak dirençli dirençsiz, dirençsiz dirençli diye gide ortaya böyle basamaklı saçmalamış bir yapı çıkarır. Buna da kanyon denir bu basamaklı yapıya. Ve kanyon deyince de zaten genelde biz şunları duymuşuzdur. Göksu Kanyonu, Manavgat Kanyonu, Köprülü Kanyon, Saklıkent Kanyonu. İşte dikkat edin bahsettiğimiz yöre yine hangi yöre büyük oranda? Karstik Akdeniz diyoruz ama Batı Torosları unutma. Neden? Karstik deyince akla kim geliyor? Batı Toroslar geliyor. Ve son olarak geniş tabanlı vadi. Şimdi geniş tabanlı vadi denilince demek ki ırmak çok yayla gibi bir yer bulmuş kendine. Sallana sallana bir o yana bir bu yana gidiyor. Irmağın eğimi azalmış ise ırmak aynı o hilti gibi derine kazmayı bırakır. Gücü kuvveti yerindeyken ne yapıyordu? Yeri kazıp kazıp geçiyordu. Artık şunu yapmaya başlar. Benim gücüm yok ki zemini nasıl kazıyım? Ben en iyisi şöyle bir gideyim geleyim sallarayım takılayım kafama göre der. Ve genelde yanları aşındırmaya çalışır. Buralardan koparır, buralardan koparır. Kendi içerisinde bir şeyler yapmaya çalışır. Derine kazma bitmiştir. Geniş duyunca aklımıza neresi gelecekti? Ben ne diyordum sizlere? Kırık, rahat, geniş. Bu kavramlar nereydi? Cevap Ege. Şimdi Karadeniz'i aldım şey olarak ne derler kendime saldırtmak üzere. Şimdi de Ege'yi saldırtmak üzere riskimi alıyorum. Her şey eğitim için. Sizlerin atanması için. Kırık, rahat ve geniş bölge. Şimdi tabii kişisel olarak algılamayın bunları diyorum. Hep söyledim. Biliyorsunuz zaten işin komiğine biz yorumları hep baktığım için, onayladığım için dolayısıyla biliyorum orada sizlerden gelenleri. Aman hocam alınıyoruz falan diyorsunuz. Yok diyorum ya bölgeden bahsediyorum. Ben senden niye bahsedeyim? Kırıklı mı? Kırıklı. En çok kırık hattı fay hattı nerede? Ege'de. O zaman bazı şeyleri biz Ege'nin kırık hatlarına bağlıyoruz. Tektonik kovaları nereye bağlarsın? Kırık hattına. Sıcak su kaynaklarını? Kırığa. Termal turizmi? Kırık hattına. Jeotermal enerjiyi, elektrik üretimini kırık hatlarına bağlarsın. Rahat diyorum. Neye göre rahat? Geniş tabanlı vadiler var. Kıyıdan iç kesimlere geçmek rahat. Vadilerde tarım yapmak rahat. Geniş tarlalarda yaşamak rahat. İklim güzel, sıcak, rahat. Bir gelsene Can Oğlu'ya. Değil mi? O zaman sen ne bir genişlik ne bir rahatlık. Bizim burada sadece sıkıntı. Soğuk, ayaz, üşüyüp büzüşmek var. Bu geniş taban duyunca Ege'yi düşüneceksin. Ve genellikle menderes çizen akarsular. Ki burada da dikkat edin menderes çizmiş. Adam niye menderes çiziyor? Şundan dolayı akamıyor ki. Diyor ki ya diyor akamıyorum zaten. Yılan ne yapıyor düz yerde giderken böyle kıvırıyor. Ben de diyor kıvırayım en iyisi. Kıvırla kıvırla gidiyor. Peki bu adam kıvırırken ne yapıyor? İster istemez yanlara değiyor. Yanlara değince oraların içine bir şeyler alıyor. Birazdan menderes yapısında o hem aşındırma hem biriktirme ne demek onu göreceğiz zaten. Vadi tipi böyle tanımlanmıştır. 4 vadiye de sizler dikkat edin arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğerimiz akarsuyun biriktirme şekilleri dediğimiz. Bu biriktirme şekilleri içerisinde ırmak adası. Çok öyle ağam şağam soru vesaire karşınıza gelmez ırmak adasından. Irmakların genellikle kendi su dolu yatağı içerisinde suyu azalmışsa, eğim azalmışsa takati düşer. İçine almış olduğu alüvyon taş kayayı götüremez ve oraya biriktirir. Sen de bazen şunu yaparsın ya köyüne gittin bir tane dere var. Derenin ortasına bir bakıyorsun ana birkaç tane taş kaya birikintisi. Üstüne basmıyorsun zıplayıp karşıya geçiyorsun. İşte o ırmak adası. Bu genellikle kurak dönemlerde ortaya çıkar.
Akarsu yağışlı dönemlerde kar erimeleri vesairelere bağlı bunları alır götürür. O zaman da geçici birikimler olarak genelde karşımıza çıkıyor. Ege'deki Menderes çizen akarsularda zaten güç kuvvet düşük olduğu için oralarda sıklıkla rastlanır. Birikinti konisi, dağlardan gelen ırmaklar dağları yararlar. Oradan içlerine bol miktarda taşı kayayı alırlar. O taş kayayla birlikte son sürat aşağı inerler. Ama şöyle bir sıkıntı vardır. Önlerinde dümdüz bir arazi var. Şöyle düşün. 20 kamyon içi kum dolu bir şekilde freni patlamış ve dağdan aşağı iniyor. Ne olacak bir anda düzlüğe gelince? Güm! Patladı, içindeki bütün kumu taşı kayayı serdi. İşte sana birikinti konisi. Eğimin azaldığı yerde taş kaya birikir. Bunlar taşınmış birer topraktır ve verimlidir aynı zamanda. Taşınmış topraklarımız hep verimliydi. Bunlar zaman içerisinde birkaç kez daha benzer şeyler olursa bu koniler iyice büyümeye ve yayvanlaşmaya başlar. Diyorum, o koniler iyice yayvanlaşınca bu sefer Bülent Ersoy'un elinden düşürmediği bir şeye dönüşür. Yani yelpazeye. Birikinti konileri büyürse birikinti yelpazesi oluştururlar. Ve bu taşınmış toprak verimli arazi dedik ve beraberinde ne oluyor? İnsanoğlu burayı keşfetmiş. Aa demiş, ne kadar da bereketli. Her şeyi ekiliyor, biçiliyor. Gelmiş üstüne ev kurmuş. Onu görenler gelmiş bir daha kurmuş. Sonra bir bakıyorsun Türkiye'de bir il birikinti konisi üstüne kurulmuş. Aydın. Bugün Aydın dağlarından gelen küçük derelerin getirmiş olduğu birikinti konisi üstündedir. Büyük Menderes grabeninde, dağın hemen bitiminde. Ama riskli mi? Riskli. Kim garanti edebilir bir daha buradan kum akıp gelmeyeceğini, Aydın'ın üstünün kumları örtmeyeceğini? İşte riskli yerler. Ben size Türkiye'de özellikle afetler boyutuyla da her yeri anlatıyorum. Sonra arkadaşlarıma diyorum, size Türkiye'de atanılacak tek yeri açıklayacağım. Başınıza hiçbir şeyin gelmeyeceğini garanti edeceğim yer. Şimdiye kadar hiç haberlerde bile hiçbir şey olmuş diye duymuyorsunuz. Neresi? Yozgat. Evet, hiçbir afete uğramazsınız, başınıza hiçbir şey gelmez. Atanacak tek yer. Delta, bugün akarsu birikimleri içerisinde zaten o Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de bahsettiğimiz delta oluşumlarında ne gibi şartlar etkilidir diyoruz. Bunlar için tabii kıyının derin olmaması. Derin olursa zaten gelen malzeme hep dibi boyladığı için orada birikim olamayacaktır. Kıyı derin olmamalı, dalga akıntı az olmalı, gel git az olmalı ki zaten bizde az. Orada bir avantajımız var. İç deniz olduğumuz için Türkiye'de gel git fazla değildir. O avantaj sağlıyor. Ama en önemli şartım ne? Alüvyon. Diyeceksin ki sen istiyor delta, o zaman getirecek bol alüvyon. Yapacak bir şey yok. Bir ırmak içerisine ne kadar çok alabildiği, koparabildiği kadar alüvyon alıyorsa o kadar çok orada büyük delta yapabilir. Ve maalesef ki Türkiye'deki deltalar son 2000 yılda büyümüştür. Diyeceksiniz hocam, nasıl son 2000 yılda ne oldu ki? 2000 yılda ben size anlatayım ne oldu. Anadolu'ya 2000 yıl öncesine kadar, ki bu arada Kızılırmak'ın yaşı 1.6 milyon yıl. 1 milyon 600 bin yıldır Kızılırmak orada akıyor. Ancak Kızılırmak Bafra Deltası'nı son 2000 yılda bu kadar büyütmüştür. E geri kalan dönemde bizim Türkiye yüz ölçümü %90 ormanlıktı 2000 yıl önceye kadar. Bu %90'lık ormanlık olan ülkede akan ırmaklar yüzeydeki gür bitkiden dolayı alanı koparamıyorlardı, toprak alamıyorlardı. Bitki kökleriyle onları sıkı sıkı tutuyordu. İnsanoğlu geldi, nüfusu arttı. Yangın mı dersin, kaçak kesim mi dersin, tarla açma mı dersin, istilalar mı dersin, yakacak odun elde etmek, keresteydi, öteki beriki derken ormanı kemirdi. Türkiye'nin %90 olan orman oranı %27'ye düştü. Peki bu geriye kaybolup giden %63'lük ormanlık arazideki toprak ne oldu? Dedik ha, çırılçıplak bekliyor. Beni dedi bitkide gitti Allah'a şükür, tutacak kimse kalmadı. Gel su, rüzgar, alın beni götürün. Erozyona neden oldu. Ve ırmaklar o 2000 yıla kadar ki götüremediği tüm toprağı kazıp götürmeye başladı. Ve 2000 yıl içerisinde deltalar devasa büyüdüler. İşte bizim bu soru cevap gibi düşüneceğiniz bir noktada eğer böyle bir soruyla karşılaşırsan cevabın bellidir. Gelelim akarsuyun hem aşındırma hem biriktirme şekilleri dediğimiz kısma. Nedir hocam bir akarsuyun hem aşındırma hem biriktirme? Şu, diyor ki bize bir ırmak malzemesini aldı. Normalde çok uzun mesafeler kat eder, binlerce kilometre götürür, oradan sonrasında biriktirir. Bu hem aşındırma hem biriktirme değildir. Aşındırma bambaşka bir yerde, biriktirme bambaşka bir yerdedir. Ama Menderes ve Seki adını verdiğimiz şekillerde aşındırma ve biriktirme dip dibe.
İki adım atıyorsun aşındırmış, üç adım sonra bakıyorum biriktirmiş. Niye böyle davranıyorsun kardeşim dediğimde diyor ki kardeş şöyle oluyor diyor. Ben şimdi kıvrıla kıvrıla gidiyorum ya diyor akamadığım için zaten. Ben buradan diyor kıvrılırken diyor biraz hızımı alamamışım, virajı alamayıp bariyerlere çarpmışım. Oradan biraz toprağı içime aldım diyor. Tam toprağı içine alıp virajı dönerken eyvah diyor ben bunları niye aldım ki? Benim gücüm yok, ben bunu götüremem. Boş ver diyor çaktırma, şurada diyor biriktirirsin. Getiriyor buraya atıyor aldığı malzemeyi. Virajı dönünce diyor ki ya ben ırmağım. Benim dedi kazmam lazım. Gücüm arttı. Buradan koparıyor. Diyor ki çaktırma çaktırma götüremeyeceğin nasıl olsun. Şuraya biriktir diyor. Dikkat edin 5 metre arayla. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı. Al sana hem aşındırma hem biriktirme. Bu yüzden ortaya çıkıyor. Peki Menderes dediğimiz böyle bir yapıya sahipse Menderes'lenmiş bir akarsuyun özellikleri nedir? Nelerde azalma yaşanır falan diye soru sorarlar. Aşındırma gücü az, eğimi az, taşıma gücü az çünkü aldığını hemen bırakmak zorunda kalıyor. Hidroelektrik potansiyeli az ama azalmayan bir özelliği vardı. O neydi? Boyu, boyu boyu. Adam şurada gidecek normalde 1 kilometre yol, dolana 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 yapıyor sana 5 kilometre yol. Normal şartlarda dümdüz inip giderse daha az mesafe kat edecekken ırmağın kıvrım yaptıkça boyu uzar. Menderes çizen akarsularda da genellikle boy uzaması görürüz. Bir diğer ifademiz seki. Hem epirojenez diyoruz hem de akarsu aşındırması burada etkili olmuştur diyoruz. Yani sebebi şudur aslında arkadaşlar seki dediğimiz yapılar. Bunlar hemen yatağın içerisindeki dikkat edin. Böyle kumlu çakıllı basamaklar şeklinde görüyoruz. Irmakların şöyle bir psikolojisi vardır. Irmak yüzeydeki bütün yükselti gördüğü alanları kazıp 0 metreye indirmeye çalışır. Bütün Türkiye'yi şu an deniz seviyesine 0 metre yapmaya çalışıyorlar. Ama onların bir hesabı var, Allah'ın da bir hesabı var. Onlar kazmaya çalışırken Allah tarafından bizim Anadolu kıtası yükseliyor. Hal böyle olunca da ırmak birazcık kazıyor, mutlu oluyor. Hop o ara Anadolu yükseldi. Lan niye ben buraya kazmadım mıydı? Dur bir daha kazayım diyor. Bir daha başlıyor kazmaya. Orada bir daha yükseliyor. Her bir o kazım ve yükselim esnasında minik minik basamaklar ortaya çıkıyor. Orada kanıt bırakıyor. Biz de buna işte seki dediğimiz, taraça dediğimiz basamaklı yapı adını veriyoruz. Bu da yine ikisi arasında yer almaktadır. Evet bir diğer konumuz rüzgar şekilleri. Rüzgarın yeryüzünü şekillendirme etkisinde düz olacak, kurak olacak, bitkisiz olacak. Bu şartları sağlayan yerler özellikle dikkat edin bakın İç Anadolu ve Güneydoğu ağırlıklı olmak üzere. Birazcık Iğdır Ovası'nda, birazcık Ege'nin iç Afyon ve Manisa çevrelerinde, birazcık da Ergene dediğimiz yörelerde bunları gözlemleyebiliyoruz. Genellikle karstik arazinin olduğu yerde çok olmaz. Karadeniz'de gür bitki nedeniyle çok olmaz. Hocam şunlar nedir derseniz Bafra ve Çarşamba ovalarında da kumul dediğimiz, kıyı kumulu dediğimiz birikimler yaptığı için ya da Çukurova'da kıyı kumulları yaptığı için gözlemlenebiliyor bunlar. Ama Trakya derse, İç Ege derse, İç Anadolu, Güneydoğu ve zaten Iğdır derse buralar nasıl? Düz, kurak, bitkisiz yerler. Burada rüzgarlar kafalarına göre takılıyorlar. Bizde rüzgarın etkilediği alanlar belli bir yerden sonra çöl görünümü almaya başlıyor. Bunlar neredeyse çöle dönüşüyorlar. Konya Karapınar bunlardan bir tanesiydi. Konya Karapınar'dı ve yıllarca çöl olmaya doğru gittiği için Tema Vakfı tarafından ağaçlandırma çalışmaları yapılarak kurtarılmaya çalışan bir alandı. Şu an tabii şöyle bir şey olmuştu. Ben ana videolarımdan şu an dinleyip de gelenler şunu fark edeceklerdir. Ben bir yerde Tema Vakfı'ndan bahsederken rahmetli Hayrettin Karaca demişim. Tema Vakfı kurucusu, aynı zamanda Karaca markalarında sahibi olan Hayrettin Karaca, toprak dede diye bilinirdi. Allah toprağı bol olsun. 2020 yılının Ocak ayında rahmetli oldu. Zaten 2020 KPSS'de sınav sorusu oldu. Ama ben onu rahmetli yapalı 2020 değil 2018'di. 2018'deki videoda rahmetli Hayrettin Karaca diyerek öngörülüğüme, adamın öleceğini de bir nebze katarak bunu söyledim. Dinleyenler hep diyor hocam ne derseniz hocam TUSNAM olacak dediniz diyor hemen ardından TUSNAM oldu. İstanbul'daki müsilajı Marmara Deniz müsilajını anlattınız diyor. Geçen sene 2020 tekrarlarında müsilajdan bahsediyorum. O diyor müsilaj kapladı. Hayrettin Karaca rahmetli dediniz adam öldü diye. Bundan sonra siz bir şey demeyin diyorlar. Ben de şunu diyorum. Bundan sonra diyeceğim tek şey beni dinleyen her kimse en tez zamanda atanması dileğiyle. O zaman bundan sonra böyle dileğim ki demek ki güzel dileklerle gitsin. Rahmetli Hayrettin Karaca toprağı bol olsun çok çabaladı Konya Karapınar'ı kazanalım diye. Ama tam biz Konya Karapınar'la ilgili çalışmalar yapıp kurtaralım derken bir yer daha çıkmasın mı? Ben de çölleşiyorum ben de çölleşiyorum diye. Kayseri Develi.
Sultan Sazlığı ve çevresi. Yağış inanılmaz azaldı. Bitki inanılmaz yok oldu. Ve bir anda etrafta çalı çırpı böyle yuvarlanmaya başladı. Texas mübarek. Böyle bir yer ne oldu bir anda? Ben de çölleşiyorum. Bana da bir şeyler yapın. Biz de dedik ki Kayseri Develi. Nereye doğru gidiyor rüzgar etkisiyle? Çölleşmeye. Ne olur ne olmaz. Hangisinde çölleşme belirtisi var derse şuna dikkat et. Ya deve nerede olur? Deve. Çölde. O zaman çölleşen yer develi yer. Devenin olduğu yer. Bir diğeri zaten Iğdır. Eskiden beri en az yağış alan yerler içerisinde yer alır. Zaten bitkisiz bir yerdir. Orası da bu rüzgar etkisiyle inanılmaz felaket durumda. Peki rüzgarın aşındırması ve biriktirmesiyle ilgili neler dikkatimizi çekiyor? Genelde arkadaşlar şu Mantarkaya ve Şahitkaya diye gördüğünüz yapıların hepsi Kapadokya'da. Birincisi bunu unutmayın. Kapadokya. Peribacaların olduğu yerde hem rüzgara ait şekiller, yani peribacaların olduğu yerde hem rüzgara ait Mantarkaya hem de Şahitkaya gibi şekiller bulunurlar. Biriktirme şekillerine baktığımızda löz çöl tozları Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyinde, İç Anadolu'nda yer yer görülüyor. İç Anadolu bölgesinde de yer yer vardır bunlar. Çöl tozları dediğimiz lözlere rastlanır. Kumullar genellikle kıyılarda yaygın olmakla birlikte, şimdi bir tane haritası gelecek. Birkaç yerde de kara kumulu vardır. Birkaç yerden kastımız bakın Manisa, Konya bunlar içerisinde, Iğdır, Nevşehir, Kayseri çevresindeki alanlarda da biz bunları gözlemleyebiliyoruz. Şimdi gelin bu haritayı bir inceleyelim. Çünkü 2018 yılında diye hatırlıyorum bununla ilgili bir soru vardı. Kumul sorusu. Ne demiş? Bize harita üzerinden numaralı yerler vermiş. Hangisinde kıyı kumullarına rastlanmaz demiş. Şimdi kıyı kumulları dediğimiz arkadaşlar kıyılarımızın bakın hemen hemen hepsinde var gibi görünüyor ama şurada görmüş olduğunuz İstanbul'un kuzeyinde o Şile, Ava vesaire ya da Yıldız Dağları'nın kenarlarında en yaygın olduğu yerlerden bir tanesi. Bir diğer yer Çanakkale Boğazı ve Marmara çevrelerinde yaygın. Onun haricinde Teke Yarımadası'nın güneyinde, Çukurova çevresinde, Bafra ve Çarşamba Ovaları'nın olduğu yerde de yaygındır. Olmadığı da ya da daha seyrek olduğu yerler. Mesela Taşeli'nin güneyinde daha seyrektir. Tabi bu o değil. Taşeli'nin güneyinde daha seyrek. Zonguldak kıyılarında, Zonguldak, Bartın, Amasra, o falezlerin olduğu yerlerde daha seyrek. Ve en dikkat çekici seyrek Doğu Karadeniz. Zaten o haritada da numara Doğu Karadeniz'deydi. Ben de zaten şunu diyordum. İlla hani kumul gidip ezberlemeye de gerek yok. Ya şunu bilsen yeter. Rüzgarlar düz kurak bitkisiz yerlerde etkili olur derken Doğu Karadeniz'de düz mü? Değil. Bitkisiz değil. Kurak değil. O zaman Doğu Karadeniz'de daha mı az etkiler? Evet. O yüzden bu kumullar da az rastlanır. Ama madem hocam kıyı kumulları soruldu, o zaman sıra kara kumullarında. Şurayı bir temizleyip kara kumullarını daha belirgin hale getirelim sizlerle. Manisa dedik. Bakın Manisa kara kumulu. Konya kara kumulu. Kayseri Develi çevresi kara kumulu. Ve Iğdır kara kumulu. Ben şöyle düşünüyorum. Bir tane ya Karadeniz'den ya da bir tane Akdeniz'den il verip hangisinde bu kara kumullarına rastlanmaz şeklinde sorabilirler. Dolayısıyla Manisa, Konya, Kayseri, Iğdır. Zaten Kayseri, Iğdır ve bence Konya cepte. Hani bunlar zaten rüzgar şekillenmesine akla yatıyor. Burada bir Manisa'yı ekstra ekleyin. Manisa'da da çölleşme belirtisi var çünkü. Bunları da ekleyin. Diğer yerlerden verilirse orada bunlara rastlanmaz diyebilirsiniz. Evet, bir diğer konumuz arkadaşlar buzullar. Buzullarla ilgili zaten size şimdiye kadar iki defa böyle bir aslında tekrar ettim buzullaşmanın hikayesini. Bir dedik. Buzullar bizde en az etkili dış kuvvet. Çünkü 4. jeolojik zamanda yaşanan buzullaşmadan biz fazlaca etkilenmedik. Sebebi neydi? Bulunduğumuz enlem orta kuşaktan dolayıydı. Enlem etkisiyle biz bu buzullaşmadan etkilenmedik ama dağlarımızın 2000-2200 metrenin üzerinde olan sahalarında buzullaşma izlerine rastlanmıştır. O zaman bizde buzullaşmanın görüldüğü yerlerin özelliği nedir derse yükselti. Neden az etkili derse enlem. Bak dikkat et, görüldüğü yerlerin özelliği yüksek olmaları. Neden genel anlamda görülmediğinin cevabı da enlem. Bu ikisini karıştırma. Asla ve asla kıyıda yani 0 metrede buzul arama, asla buzul şekli şüklü yoktur. Kıyılarda rastlanmaz. Dağların yüksek kesimlerinde ve ben bunu anlatırken sizlere dedim ki hocam o dağları nasıl ezberleyelim mi? Dedim çok da yapmana gerek yok. 1. Adında kar geçen dağlarda buzul vardır. Kaç kar, bol kar. Seçeneğe büyük ihtimalle bunları koyacak. Kar görünce işaretle. 2.
Dağın adına baktığın zaman o yüksek dağlar, buzullaşan dağlar heybetli durur. Öyle uyduruk kaydırık isim vermemişlerdir bunlara. Ulu Dağ demişlerdir bunlara. Bey dağları, Ala dağlar, Bolkarlar, Cilobuzul, Sat dağları, Kaçkarlar, Allahu Ekber dağları demişlerdir. Tutup da Canik, Canik dememişlerdir. Yıldız, Gaz, Elma Dağ, Elma dememişlerdir. Bunlar yüksek heybetli dağlardır. Bakarsanız zaten görürsünüz. Süphan Dağı'nda, Ağrı Dağı'nda ya da Erciyes gibi büyük dağlarımızda vardır. Zaten onlar en büyük dağlarımız. Peki buzullara bağlı neler oluşuyor arkadaşlar? Örneğin sirk dediğimiz çukurlara rastlanır. Yani bu sirk dediğimiz buzul çanakları aynı zamanda buzul göllerini oluşturur. Tutup da buzul gölü ezberi yapmaya çalışmayınız. Şuradan yakalamaya çalışın. Buzul göllerinin sorusu bile buradaki dağlar üzerinden gelir. Der ki aşağıdaki dağların yükselti ve 4. jeolojik zamandaki buzullaşma özelliği dikkate alındığında hangisinde bu tip göllere rastlanabilir? Uğurlu Dağ da olabilir mi? Olabilir diyeceğiz. Bey olur. Ala dağlar, Bolkarlar, Kaçkarlar, Cilobuzul, Sap dağları olabilir mi? Olabilir. Peki Yunt? Yunt çıkmıyor değil mi heybet? Yunt dağları. Orada yok. Ya da Canik, Küre. Bunlarda heybet yok. O yüzden buzullaşma da yok. Sirk çanağı dediğimiz buzullar bunlar. Moren ise arkadaşlar buradan kopardı değil mi? Bu adam buzul ağırlığıyla burayı oydu. Buradaki taş kayayı aldı. Ne yapacak bu taş kayayı? Getiriyor bazı yerlere bu taşı kayayı seriyor. İşte getirmiş olduğu, serdiği taşın kayanın adı da moren oluyor. Asla ve asla şuna dikkat edin. Türkiye'nin kıyılarında ne sirk, kıyılarda 0 metrede ne de moren bunlar bulunmaz. Bunların hepsi dağların 2000 metrenin üzerindeki alanlarında bulunan yapılardır. Bir diğer konumuz olan karstik şekilleri bir diğer dersimizde. Karstik şekillerimiz ve kıyı şekillerimiz kaldı. Ondan sonra fiziki coğrafyayı toparlayacağız arkadaşlar. Bir diğer nitel olan iklime de geçiş yapacağız. Ama siz şimdi molanızı güzelce verin. Bir dinlenin, yeni bilgilerinizi sindirin. Bir aradan sonra tekrar buradayız. Hoşçakalın.